Dostlar günaydın. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il, 81 fidan ve biz hala yollardayız. Dün gece karanlığınca hemen şurada tarlanın girişinde brandamı serip yattım. Ve şimdi güneşle birlikte biz de kalktık, uyandık. Gidiyoruz. Yola devam. Bir sıkıntı yok şimdilik. Az sonra bir mola veririz. Haydi gidelim. Kalktığımız yerden 3 kilometre kadar geldik. Rampa çıktık. Şimdi rampa iniyoruz. Şöyle güzel bir sürü gördüm de. Eşek de var arasında. Giovanna Gaya diyeyim, takas eden mi diyeyim şimdi ben. Arabayla bir eşek takası. Sonuçta bu da römörk yani. O kadar da modifiyeli hani. Ha, sıpası da var vallahi yanımda. Neyse bakalım hadi. Yoldaş uçan kuşlara atlıyor. Kuş sürüsünün peşinden koşuyor bakın. Gel kızım buraya, yorma kendini ya. Mama var işte, ne uğraşıyorsun? Sana et alacağım. Hem de kemikli. Gel hele gel. Manyak, ta aşağıya indin çıktın ya. Heyecan arıyorsun kendini. Tabii bebeleri doğurdun. Yavaş yavaş da sütten de kesiliyor, hafifledin, maceraya atılıyorsun ha. Aynı Trakya'daki gibi. O zaman gençtin kız, şimdi bir sene geçti bak, ihtiyarlıyorsun ha. Hadi abi, şurada Koyuncu Köyü mü? Oraya geldik, orada bir köyün girişinde bir çeşme var demişlerdi. Saat de 8 oldu, orada bir mola veririz. Bak hala gidiyor peşlerine ya. Lan kuş onlar, kuş hey. Sen nasıl yakalayacaksın? Gel, gel. Evet dostlar. Saat 9'da buraya geldim. Koyuncu Köyü'nün girişindeyim şimdi. Şöyle giriş burada. Girişin az gerisinde, benim geldiğim tarafta çeşme var. Girişten döndükten sonra geri o tarafa gitmek zor geldi. Önce dedim biraz dinleneyim şurada söğüt altında. Sonra gider su doldururum diyordum. O arada bana orayı söyleyen, benzinlikte çalışan bir çocuk işten çıkmış geldi arabayla yanıma. Abi ben doldurup getireyim dedi. Sağ ol dedim. Sağ olsun, 3 şişe suyumu doldurdu getirdi. Ben de bu arada çay yapıyorum. Canım sıkıldı abi. 5 kilometre yürüdük bugün sadece. Pek yürüyesim yok. Herhalde öğleni burada geçiririz bu söğüt altında. Şöyle bir boya tenekesinden ateş kutusu yaptım. Biraz daha geliştirilecek bir de baca sistemi lazım. Dumanı tam çekmiyor. Bir tane çay için ideal. Neyse bakalım, buradayız yani. Saat 10'a gelmiş, geliyor şu an. Daha 8 kilometre var ilk. Bir benzinliğe. Açık mı kapalı mı o benzinlik de belli değil. Kapalı falan diyen oldu. Ondan sonra Hanlı diye bir köy var alışveriş yapabileceğim. O da büyük bir yerleşim yerine benziyor yani. O da 16 kilometre falan uzakta. Yani bir şekilde yavaş yavaş idareli bir şekilde gideceğiz bugün. Ekmeğimiz var. İdare ederiz. Neyse. Haydi bakalım. Az sonra görüşürüz çay içerken. Dostlar merhaba yeniden. Bayağıdır buradayız. Aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz. Şimdi burası gölge diye buraya oturduk. Saat 9'da gelmiştik abi. Yol kenarındayız. Fazla yürümedik. 5 kilometre geldik. Öğlen geçsin diye burada durdum. Şimdi saat 3.30. Canlı yayın yaptım öğlen. Canlı yayını izleyenler burayı hatırlayacaktır. Tabi araya bir ay girmiş olacak.
muhabbet sohbet biraz o şekilde vakit geçti canlı yayında. Şimdi 3.30 ama yola şöyle bakıyorum. Hala yoldan alev çıkıyor abi. Bir yarım saat daha bekleyip hazır bebişler de uyudu. Yola devam edeceğiz. Bir 5 kilometre daha gidersek ya da gidebilirsek 8 kilometre sonra bir benzinlik görünüyor. Yetişebilirsek oraya yavruların yoldaşın durumuna bakacağız tabi. İşte öyle. Orada benzinlikte kalırız. Açıksa benzinlik iyi olur. Değilse de binasını kullanırız. Öyle. Haydi toparlanıp gidelim yavaş yavaş. Dostlar yeniden merhaba. Az önce öğleni geçirdiğimiz yerden 30 metre kalktım yürüdüm. Yol yürünecek gibi değil abi. Benim için sıkıntı yok da bebeler hemen mızıklamaya başladılar. Nefes nefese kaldılar. Baktım eziyet olacak onlara. Saat 4 ama yürüyemiyoruz, sıcak hava. O yüzden daha koyu bir gölge buldum. Hemen 30 metre ilerisinde şöyle kavaklık. Arabayı da indirdim şöyle aşağı kadar. Burada biraz daha duracağım. Eğer hava serinlerse birazdan gideceğim. Gitmeye de bilirim, belli olmaz. Ama hala karar vermediğim için eşyalarımı yaymadım. Bakalım biraz duracağım, sonra belli olur. Az sonra görüşürüz. Dostlar yeniden merhaba. Şimdi biraz düşündüm. Azıcık oturdum. Düşündüm, taşındım. Azıcık kaşındım hesabı. Buradan gitsek mi, gitmesek mi? Bunu hala düşünüyorum. Ama gitmesek daha iyi olacak gibi. Saat 4'ü 17 geçiyor. 47 geçiyor, ne 17'si ya. Abi yol hala kaynıyor, böyle ısı dalgalarını görebiliyorum yolun üzerinde şöyle geriden baktığımda. Yoldaşında hiç hala ahvali yok. Gidelim mi kızım? Yavrular da çok güzel uyuyorlar. Şöyle yola çıkıp bakıyorum. Hani az gidelim bari diye. 1-2 kilometre ileride ağaçlık bir alan görünmüyor. Burası da böyle güzel gölgelik. Şimdiden yerleşmeye başlayayım diye düşünüyorum. Ve muhtemelen de öyle olacak. Güzel ağaçlık gölgeyi buldu, yatıyorlar yavrular. Biraz dinlensinler abi. Bugün de az gitmiş olalım. Gerçi her gün az gidiyoruz ama bugün daha da az oldu. Normalde bir 8-10 kilometre giderdik. Bugün 5 kilometre geldik. 5.7 mi ne? Buradayım yani. Değişiklik olmazsa buradayım. Şimdi bir ocağımı kuracağım tekrardan. Bir çorba yaparım. Ekmeklerim var. Velhasıl akşam yemeğini şimdiden hazırlayalım. Kuru ekmek, domates yedik sabahtan beri. O yüzden burada kalmamız bize de iyi gelecek. Akşam da şurada kabakların altına sererim bir şeyler, yatarım diye düşünüyorum. Haydi az sonra bir tekrar çay içerken görüşürüz. Bana müsaade. Evet arkadaşlar, buraya kuruldum. Şöyle ocağımı da hazırladım. Yeni sistemimiz bu. Denemelerdeyiz. Saat 5.30. Domates, biberli, soğanlı bir şehriye çorbası yapacağım. Şehriyem vardı biraz. Şöyle buna baca yaptım. Daha güzel oldu. Malzemeler: bir boya kutusu, 3 tane içecek kutusu. Veya 4, 5, 6, 7, 10 arttırabilirsiniz. Sistem iş görüyor. Boya kutusu biraz daha büyük olabilir. Ben küçük buldum. Evet, çayda görüşürüz. Yemeğimizi yapıp yiyelim. Abi. Güzel oldu ya. İyice kavrulsun bakalım. Şöyle kenarlara 3 tane taş koydum. Biraz boşluk oluşturdu. Daha verimli yanıyor. Arada. Tabii şu teneke kutu yetmiyor. Küçük geliyor. Bunlar dışarıda kalıyor böyle.
Ama yine de iyi. Başka bir teneke buldum mu yenisini yapacağım. Bu sefer daha güzel bir şey olacak. Yaptıkça fark ediyorum. Aşağıya odun düşmemesi için altına daha güzel bir kesik atacağım. Çay molasındayız. Yemeğimi yedim. Sebzeli ve sebze çeşnili diyelim. Şehriye çorbası. İçine biraz da hazır paket çorbalar var ya. Ezogelin vardı. Renk versin salçamız yok diye. Hafif üstüne serptim. Çok güzel oldu. Suyun ekmek bandım. Şehriyesinde makarna niyetiyle. Ve bir günün daha sonuna geliyoruz. Sivas dağlarının arkasına doğru bir gün daha bitiyor. Güneş batıyor. Yarın ola, hayrola, yeni yollarda görüşmek üzere. Seyyah yatar. Ve gün batıyor. Yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Şimdi kararım değişir gibi oldu. Normalde kapatmıştık, yarın görüşürüz demiştik ama acaba diyorum gece mi yolculuk yapsam? Eşyaları zaten buradan toparlamam gerekir. Burada yatılacak yer yok. Ya kavakların içine gireceğim, yatacağım. Ya da gece yürüyeceğim. Gece çok güzel uyuyor köpekler. Şimdi burada durursam suyum azaldı. Ya geriye gidip bir kilometre geriye gidip su doldurmam gerekecek. Kameram kaliteli olsa da şu gün batımını tam anlamıyla gösterebilsem size çok güzel. Ve susuz kalacağız. Yarın güneşte de çok su içeriz. Sıkıntı. Şimdi karnım doydu. Bu enerjiyle biraz yol alsam iyi olur diye düşünüyorum. Bakalım, tam net değil ama önce buraları bir toparlayayım. Haydi az sonra belli olur. Normalde günü kapatmıştık. Ama karar aldık ki yola devam edeceğiz. Çünkü yarın da sabah olacak. 2 saat yürüyeceğiz. Güneş doğacak. Yanacak yavrular. Anası nefes nefese kalacak. Yürüyemeyeceğiz. Bütün gün yürüyemeden geçecek. O yüzden gece yol alalım. Yoldaş da terlemiyor gece. Yavrular da hop. Bak ya, nereye çıkmaya çalışıyorsun sen? Düşeceksin aptal hayvan. Alacağım seni birazdan kucağıma, hadi. Şunu kapatalım abi. Birazdan uyuyacaksın zaten işte, sabret. Evet abi. Ne diyordum? Heh. Suyumuz azaldı. Mesafe çok. Yol da düz. Gece gidilebilir. Orada kavakların altı da pek müsait değildi. Otluk çok. Çukur bir yer. O yüzden gece yürümek en hayırlısı. Yeleğimizi giydik. İş yapacaktır. Arabada da var reflektörler. Şimdi bir de ışık asarım arabanın önüne. Olur gider. Yol düz zaten abi. Gidiyoruz işte. Neyse, az gidelim bakalım. Hava kararmadan bir kayıt alayım dedim. Birazdan durumdan haberdar ederim. Yol devam ediyor. Bakalım başımıza ne gelir? Nerede yatarız? Belki çok güzel bir yer bulurum. Yatabilirim de belli olmaz. Ama mümkün mertebe mesafe almam lazım. Sus, tamam, alacağım kucağıma şimdi. Hadi görüşürüz. Evet dostlar, gece yolculuğu devam ediyor. Bir kısa mola verdik. Bayağı belli oluyor araba ha. Fena değil. Yoldaş da burada. Gündüz yürüyemiyorsak geceler de bizim. Az gidelim, 1-2 saat sonra tekrar bir durum bildiririm. Umarım her şey yolunda gider. Devam ediyoruz. 1-1,5 saat oldu herhalde biz yola çıkalı. Toplam 6 kilometre yol gelmişiz. 2,5 kilometre kalmış. Benzinlik gösteriyor haritada. Gerçekten açık mı ona bakacağız. Bebeler bir mızıkladı inceden. Çişleri gelmiş. Onları indirdim. İnmişken de bir emelim bari dediler. Saldırdılar memeye. Yoldaşın ayağına reflektör yapıştırdım. İple de bağladım. Elimde tutarak gidiyoruz. Yoldaş rahat. Nefes nefese kalmıyor.
ağzını açmıyor. Gündüz yürümüyorsak gece yürüyelim abi. Sabah hava ısınınca bir gölgede güzel bir uyku çekeriz. Saat 9 çeyrek falan geçiyor şu an. Arabamız da burada. Yoldaşa su verdim, ben su içtim. Bir kısa dinleniyoruz. Sonra yola devam edeceğiz. Umarım başımıza bir şey gelmez. Yol biraz tehlikeli. Zifiri karanlık. Gökyüzü açık. Keşke benim gördüğüm yıldız manzarasını kameradan size gösterebilsem ama maalesef çok güzel yıldız manzarası var. Dün akşam da böyle ekin tarlasının içine yattım, uzandım. Issız bir ekin tarlasında gökyüzünü seyrederek uykuya daldım. Merhaba yeniden. Bayağı yol geldik. Benzinliği bulduk. Açıkmış. Girdim. Saat şu an tam 11. Hemen ilerideydi. Benzinliği buldum, girdim. Ama mescidi falan varmış. İzin isteyeyim de mescidinde yatayım dedim. Şöyle durayım. Abi soğuk tiplerdi. Gece gece derdimi anlattım. Kim olduğumu söyledim ama yine de herhalde orayı bir sene önce almışlar. Buraların yabancısıydılar. Mardinlilermiş. Daha izin alır almaya çalışırken güle 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 dedi. Velhasıl çok kısa bir oturdum, gazoz içtim. Ondan sonra bir de lavabolarda su doldurdum. Suları şebeke suymuş, temiz dedi. Doldurduk bakalım. Şimdi yol boyu gidiyoruz. 8 kilometre sonra bir benzinlik daha var. Oraya kadar yürümeyiz elbette bu gece. Bir 8 kilometre yürüdük zaten. Muhtemelen şöyle uygun bir yer bulursam dinlenirim. Sonra sabaha karşı yürümeye devam ederiz gibi gibi falan filan. Yoldaş da dinlensin biraz. Hadi bakalım, az sonra görüşürüz. Dostlar hala yoldayız. Saat 1:35 geçiyor, gece yarısı. Şöyle görünüyor mu bilmiyorum, rampalardan çıkıyoruz. İkinci benzinliğe 1.3 kilometre kaldı. 8 kilometreydi. Bayağıdır yoldayız. Ara ara oturdum tabi de. Yoldaş için durdum şimdi. Elimde iple bağlıydı. Birden böyle atladı, bir fare gördü. Salıverdim ipi, yakaladı fareyi. Aldı götürdü, orada ağaçların arasında fare yiyor şu an. Ben de karnını doyurmasını bekliyorum abi. Garibim ne yapsın? Biz ona et alamayınca kendisi buluyor bir şeyler. Özellikle geceleri böyle tarla gibi yerlerde durduk mu fare çok havluyor. Zifiri karanlık var abi. Yıldızlar var, ay yok. Allah. Uykum da geldi. Şu benzinliğe gidip yatsak bari. Gecenin saat 3'ündeyiz. Bayağı yürüdüm abi. Hanlı köyünün girişine geldim. Köyün içinde market, bakkal bir şey var mı onu bilmiyorum. Biraz büyük gibi. Onu öğrenirsem onun içinden geçip gideceğim. Yoksa normal yoldan geçeceğim. Artık uykum geliyor. Yolda arabayı kontrol edecek halden çıkıyorum. Yürürken uyudum yani ara ara. Yoldaş da yoruldu. 19 kilometre yol gelmişiz akşamdan bu yana. İyi geldik ama. Yani bak hala gözlerim kapanıyor. Neyse. Bugünlük benden bu kadar abi. Çok uzattık. Fazla yolu geldik. Yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Selamun aleyküm dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 il 81 fidan sloganıyla yollardayız. Bildiğiniz gibi dünkü bölümde gece yürüdük. İyi de oldu. Bayağı mesafe aldık. 18-19 kilometre yol gelmişiz. Artık yürüyemez hale geldim. Yolda uyuklar hale gelince hemen şöyle bir yol dönüşüne
Çadır brandamı attım, yattım şöyle şu ağacın dibine. Tabii çok uygun bir yer değilmiş gündüz gözüyle bakınca. Hanlı köyüne yarın giderim diye bu dönüşte kaldım. Halbuki yolun karşısında bir çeşme varmış. Umarım akıyordur. Şöyle karşıya geçip bakalım bakalım. Bugün tabii ki dinleneceğiz. Sıcakta yürümeyeceğiz. Saat 8.30 olmuş. Güneş uyandırdı. Ama iyi uyumuşum yani. Saat 3.30'da yatmıştım. 8.30'a kadar 5 saat burada uyumuşuz abi. Evet, çeşmeye geldik. Akmıyor abi. Sıkıntı. Dün benzinlikten doldurduğun su da herhalde depoda bekleyen bir su muydu? Dibinde yeşil yeşil bir şeyler görünüyor. İçemedim o sudan. Yani gece bilmeden içtik de gündüz bakınca mecbur kalmazsak içmeyiz. Şöyle, aha. Bir araba geliyor ama. Karşıya Hanlı köyüne doğru gideceğim bakalım. Haydi görüşürüz. Evet dostlar, köy yoluna döndük. 2-3 kilometre falan. Bebeler mızıkladı. Alın o zaman, inin dedim, yürüyün arkamdan. Nasıl olsa sakin köy yolu. Aha geliyorlar bak. Badili budili badili budili gidiyoruz. Hey! Kocadayız. Anasının peşine koşuyorlar onlar. Abi yalnız bir sıkıntı var. Şimdi ekmekçi arabası geçti. Köylere ekmek veriyor. Yani tepesinde megafonu var. Muhtemelen tek tek bakkal olmayan köylere ekmek satıyor. Buraya da gittiğine göre burada da hiçbir şey yok demek ki. Ama bizim için değişen bir şey yok. Yol aynı. Yani mesafe olarak fark etmiyor. Köyün içinden geçmiş oluruz sadece. En azından bir çeşme buluruz. Haydi gidelim. Aha işte böyle yürürsünüz. Arabanın içinde sakin durmazsanız böyle yürürsünüz. Azıcık yorulun bakalım, değil mi? Kıymetini bilin arabanın. Sakin köy yolu bulmuşken alıştırayım dedim abi. Geliyorlar hala. Bak bak bak. Dört nala gidiyorlar vallahi. Az gidelim de onları tekrar arabaya alacağım. Evet. Arkadaşlar neredeyiz? Köye 2 kilometre kala. Hanlı köyüne. Bir kavak ağacının gölgesine oturduk. Bebeleri yürüttüm ya biraz. Yoruldular bak. Şimdi saat de 10'a geldi. Böyle bir gölgede bütün günü geçirebiliriz. Ama köye 2 kilometre varken hiçbir şey yoksa bile köyde su vardır abi. Aslında Güney Köy diye bir köy var. Ama tam bunun ters istikametinde yolun yukarısında 6 kilometre içeride kalıyor. 6-7 kilometre. Orada market, kahve hepsi var. Bayağı büyük bir köy. Burası da yerleşim olarak büyük görünüyor ama hiçbir mekan görünmüyor. 2 kilometre varken burada vakit geçirmeyelim. Çünkü suyumuz içilebilir bir su değil. Kötü bir su. Dibinde yosunlar var. Adam akıllı suların hepsini tazelemiş oluruz orada. Sonra köyün çıkışında bir yerde günü geçiririz. Akşam yine yürümeye devam. 30 kilometre var Şarkışlı. De haydi bakalım. Bebelerde oynayıp emip ondan sonra sızıp kaldılar. Haydi. Az sonra görüşürüz yolda. Bu arada abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki desteğe ihtiyacımız var. Hadi gidelim. Evet abi.
Hanlı köyüne tepeden iniyoruz. Okulu var. Solda bir camisi görünüyor. Ama tahmin ettiğin gibi bir şey yok herhalde. Çarşısı falan bir yok galiba. Tekrar böyle dümdüz giderek yeni yola bağlanılabiliyor. Veya köyün içinden geçerek de bağlanılabiliyor. Bakalım, en azından bir camisine uğrayalım. Ya. Haydi gidelim. Dostlar, Hanlı Köyü camisindeyiz. Şöyle. Etrafta kahvehane falan yok abi. Sadece bir tane market değil de şöyle küçük bir bakkaliye buldum. Yerli marketti. İçinde ekmek satıyor. Biraz kırıntı bir şeyler ne bulursam aldım. Bir atıştırma yapalım. Ne zamandır mekan görmüyoruz. Sonra vakti bir yerde geçiririz öğleni. Belki burada geçiririz. Yola düşeriz. Haydi gidelim. Şimdi. Kaan. Benim adım Kaan. Hangi köydensin sen? He? Hangi köydensin? Hanlılı. Hanlılı köyü. Senin adın ne? Asım. Asım. Senin adın ne? Yiğit. Memnun oldum çocuklar. Bebeleri seviyorsunuz yani, öyle mi? Evet, cami önünde biraz oturuyoruz arkadaşlar. Minikleri, köyün çocukları sevmeye gelmişler. İsver. Hadi hepiniz birlikte el sallayın bakalım. Sen de salla. Aferin. Dostlar, merhaba yeniden. Abi, Hanlı köyünün camisinin orada öğleni geçirmeyi düşünüyordum. Gölgeye çökmüş kalmışım. Gece de uyumadık ya, uykusuzum. Böyle duvara yaslanıp uyumuşum. Saat 2 civarı oldu. Sonra orada bir kardeşim geldi, sağ olsun. Dedi, abi bizim köy konağımız var. Seni oraya götüreyim. Yolun kenarında hayrına yapmıştık dedi. Allah razı olsun, getirdi beni buraya abi. Çok da güzel. Suyu var, elektriği var. Hanlı köyüne de bu yakışır abi. Adı üstünde Hanlı ama ne kahvesi ne mekanı var diye serzenişteydim. Sağ olsun. Bir kardeşimiz böyle bir misafirhane yapmış. Allah razı olsun diyelim. Söyledim, dedim bu gece burada kalsam olur mu? Olur dedi. Velhasıl bu gece buradayım arkadaşlar. Çok bitkinim. Şöyle bir duş alayım, biraz uzanayım. Ondan sonra yine bir kapanış yaparız. Muhabbet ne olur, ne gelişir. Az sonra görüşürüz. Boğazlarım ağrıyor. Dostlar, yeniden merhaba. Kapanış için tekrar birlikteyiz. Şimdi abi ne oldu, ne gitti onu bir anlatayım. Oy. Koltukta oturmak. Ne kadar lüks bir şeymiş abi. Rahatmış da ya. Allah yarabbim. Bayağıdır ev ortamında yatmıyorduk hep. Ya bir kamelya, ya bir cami bankı, ya yere minder atıp yatıyorduk. Tamamen homeless'tık. Şimdi sağ olsun hızlıca anlatayım. Sabah uyandık abi. İzlediniz zaten. Köyün içine girdim, ekmeğimi aldım. Öğleden sonra olsun da hava biraz serinlesin. Az bir şey gidelim, bir ağaç altında kamp atalım, uyuyalım diye düşünürken caminin orada, caminin duvarına dayanmış uyumuşum biraz. Yoldaş ve bebeler de oynuyorlardı. Bu arada Abdullah kardeşim sağ olsun, böyle misafirhaneleri varmış köyün girişinde. Abi dedi, buyur gel seni orada misafir edelim. İstediğin kadar yat, dinlen, git. Öyle deyince bu geceyi burada geçirmek istedim. Çok uykusuzuz. Hatta şimdi uykusuzluktan olacak. Başımıza güneş geçmiş, burnum kanadı abi. Zor yollarda kasmışım kendimi herhalde. Rahat yeri görünce. Velhasıl yoldaş dışarıda. Öğlen buraya geldim. Saat 2 gibiydi.
Uyumuşum. Yoldaş dışarıda acıkmış, susamış. Uyandım akşam üzeri. Onun yemeğini, ekmeğini verdim, suyunu verdim. Biraz da süt buldum geldik. Sağ olsun beni buraya davet eden Abdullah kardeş. Ben istedim az bir şey, yavrulara bakalım süt içecekler mi? Paket sütü sevmediler. Normal süt, oho çok güzel içtiler onu. Isıtılmış, kaynatılmış sütü çok iyi içtiler. Bundan sonra arada öyle süt alacağız, destekleyeceğiz. Yoldaş yetişemiyor çünkü emzirmeye. Onları besledim. Yine Abdullah kardeşle acık kapının önünde sohbet ettik. Benim arabanın sapı kırılmıştı. Sağ olsun bir iki matkap falan getirdi, onu yaptım. Şimdi yarın erkenden, gerçi bu rahat yerde biz erken kalkabilir miyiz bilmiyorum ama saati kuracağım abi. Yani şu rahata ben alışırsam 3-4 gün burada kalasım gelir. Hemen sabah erkenden, sabah ezanıyla birlikte tekrar yola düşmek lazım. Bayağı var Şarkışla merkezine. Velhasıl böyle, neyse yarın konuşuruz. Bu gece buradayım yani. Rahat bir çekyatta uyuyacağız. Bugün de böyle. Hep diyoruz ya, ya nasip diye. Kim bilebilir, caminin önünde biri beni davet edecek de bu gece burada kalacağız. Hangi ağaç altında uyuyalım diye düşünürken bir misafirhanede bulduk kendimizi. Bu da yolun güzelliği, maceranın kendisi. İzlemeye devam. Bakalım seyyahın önüne daha kimler çıkacak, kimler camiden köyden kovacak, kimler evinde ağırlayacak. Hepsi de seyyahın not defterine yazılıyor. Haydi bakalım, yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere. Bana müsaade, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Saygılar.